Kamera oldu mu? Galiba olmuş. Efendim merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün çok acayip bir şey yapacağız. Hep beraber adım adım yurt dışından saat sipariş edeceğiz. Nasıl yapılır diye çok soran oldu. Bugün nasıl yaptığımı hep beraber adım adım yapacağız. Hatta bu bir proje olacak. Saatler gelsin, saatlerin incelemesini bile yaparız beraber. Saatler mi dedim? Birden çok saat alacağız galiba. Hadi başlayalım. Hop, hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Tekrar hoş geldiniz. Bugün yurt dışından saat sipariş ediyoruz. Bunun nasıl yapılacağıyla ilgili şimdi son dönemde birçok inceleme videosu paylaştım. Yani daha çok fazla gelecek tabii. Bir iki tane de liste yaptık. Bir Japon saatleri ağırlıklı 2000 lira altı saatler diye. Bir de 5000 lira altı İsviçre saatleri diye son yaptığım bir video var. Özellikle bu videoların altına gelen yorumlara da bakıyorum. Çok kişi bazı saatleri bulamadığını, işte nasıl alabileceğini, yurt dışından nasıl sipariş verebileceğini sorup duruyordu. Bununla alakalı artık bir video yapma gerekliliği doğdu. Bugün siparişimizi Amazon'dan vereceğiz. Amazon biliyorsunuz dünyanın en büyük alışveriş platformu. Amerika merkezli. Amazon şu an Türkiye'de de, yalnız burada önemli bir detay var, karıştırmayalım. Amazon Türkiye'de de biliyorsunuz başladı. Amazon.com.tr adresine girersek web sitesinden direkt Türkiye sitesine yönlendiriyor bizi. Biz alışverişimizi Amazon.com, yani Amerika'dan yapacağız. Amerika'daki Amazon sitesinden. Almanya'da Amazon.de var. Almancası olanlar Almanya'daki siteyi de çekebilir. Yani kontrol edebilir. Çekebilir ne ya? Of, en kızdığım şeyleri yapıyorum ben. Neyse efendime söyleyeyim. Ama ve lakin biz Amazon.com'dan Amerika'dan sipariş vereceğiz. Yurt dışından saat getireceğiz. Yani içinde bulunduğumuz bugünlerde maalesef yine Türk lirası bayağı değer kaybetti. Aslında yurt dışından saat almak için doğru bir zaman mı? Yani tartışılır. Ama bazı saatler, özellikle bazı modeller tuhaf bir şekilde yurt dışında daha ucuz oluyor. Daha uygun fiyata bulunabiliyor. Hala bulunabiliyor. Buna vergiler ıvır zıvır da dahil. Şimdi yurt dışına alışveriş yapmak dedik. Yurt dışından alışveriş yapmaya kalktığınız zaman herkesin bir çekincesi. İki çekincesi var genelde benim gördüğüm. Ya paket gelmezse param yanar mı? Öyle bir şey yok. Zaten yani sonuç olarak ciddi sitelerden, e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıyoruz. Aynı Türkiye'dekine benzer güvenli ödeme sistemleri var aslında. Yani sizin paranızı tedarikçiye zaten bırakmıyorlar. Siz malı teslimatına kadar takip edilebilir kargo ile geliyor. Ha buradan alışveriş yapmışsınız, gelmişti, onay vermişsiniz, para gitmiş. Ha yurt dışından çoğu sistem böyle. Amazon.com da böyle bu arada. Amazon'dan yapacağımız alışveriş. Ya bundan çekiniyor insanlar ya da Türkiye'ye gelir gümrükte işte vergi mevzuatı nasıl hallederim, giderim, uğraşırım, şudur budur. O da eskisine göre çok kolaylaştı arkadaşlar. Onunla da alakalı anlatacağız. Amazon.com'u seçme sebebim zaten Amazon'da direkt prepaid, yani önden ödenmiş olarak zaten vergiyi bile ödüyorsunuz Amazon'a başta alırken. Olur da zaten vergi dilimleri belli olduğu için, olur da ödediğinizden işte çok ender 3 lira 5 lira fazla çıkıyor, az çıkıyor. 3 lira yani fazla çıkarsa, fazla ödediyseniz bile Amazon bunu bir de iade ediyor hesabınıza arkadaşlar. Böyle acayip tuhaf güzellikleri de var. Yani adamlar zaten milyar dolarlık, senin 3 lirana mı kalmış arkadaşım? Neyse şimdi biz gelelim Amazon'dan neden sipariş vereceğiz? Hangi saatler uygun? Yani Seiko'nun birçok modeli Türkiye'de satıştan kalkmış olabilir. Türkiye'de stokları gitmiş olabilir. Yurt dışında hala birçok sitede bulmak mümkün. Bunun dışında bazı markalar, mesela Invicta, Amerikan aslında tabanlı bir marka. İnanılmaz tuhaf bir markadır bu arada. Yani MSRP, yani Manufacturer Suggested Retail Price. Üreticinin tavsiye ettiği satış fiyatı, etiket fiyatı böyle acayip fahiş, 1000 dolar yazar, sonra tak üstünü çizmiş 70 dolara satar saati. Ya, klasik Amerikan toplumuna güzelcene efendime söyleyeyim pazarlıyorlar işte. Bu hikayeleri, trikleri yer mi Türk çocuğu? Yemez tabii ama ya, Türkiye'de mesela Invicta saatleri pırlan satıyor. Invicta bu arada çok sevdiğim bir marka değil. Ama bu örnekte bugün Invicta alışveriş yaparız muhtemelen. Çünkü isteyen bir iki arkadaşım da var. Yani aldığımız saatleri ne yapacağım ben de? Ben arkadaşlarıma artık satarız herhalde ya da hediye ederiz, veririz. Neyse efendime söyleyeyim. Mesela Invicta yurt dışında uygun fiyatları Türkiye'dekiyle alakası yok. Türkiye'de Pırlant distribütörüydü yanlış hatırlamıyorsam en son. Yani Pırlant o MSRP'yi ciddiye mi alıyor, ne yapıyor anlamadım. Pırlantaların arasında yakalarız boğazlarız mı diyorlar ama yani şimdi 1000 dolar yazan etiket fiyatını yani Pırlant 800 dolara satmaya çalışıyor. Abi saat 80 dolar, 100 dolar Amerika'da, gözünüzü seveyim. Neyse bununla alakalı şimdi bir
video hazırlamaya çalıştım. Dolar yükseldi ama hala vergiler de dahil pek çok saati uygun fiyata alabilirsiniz. Ya da Türkiye'de bulamadınız zaten parası neyse vereceğim ya, o hani o modda bir aralık da varsa bile bulamadığınız, alamadığınız saatleri de yine aynı şekilde yurt dışından sipariş edip getirebilirsiniz. Bununla alakalı da benim en sevdiğim, en kolay başlayanlar için yurt dışından sipariş yeni verecekler için en kolay site ve en güvenilir site Amazon.com. Bak TR demiyorum, Amazon.com. Amerika'da işimiz. Başlayalım o zaman. Başlayalım derken şu an ilk defa da bir bilgisayardan gösterim yapmayı deneyeceğim. Yani Allah, bu yaşımdan sonra bugün YouTube kanalı açtık diye neler neler öğreniyorum ya. Vallahi şaka maka. Şöyle bir kırmadık inşallah. Oğlanın kulaklığı var. Bizim oğlan, büyük oğlanın, gamer'ın oğlanın kulaklığı. Şunu takalım, şu mikrofona geçelim ki bilgisayardan kayda başlayacağız bundan sonra. Ekran görüntüsü falan böyle adım adım hani yapıyorlar ya YouTuber çocuklar, işte onlar gibi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Benle beraber adım adım yeni üyelik açacağız. Sipariş vereceğiz. Verdiğimiz siparişin Türkiye'ye geldikten sonra da incelemesini bile yapacağız. Adım adım bu bir proje olarak düşünelim. Yurt dışından nasıl saat sipariş ettik, nasıl getirdik, nasıl videosunu çektik, nasıl taktık, nasıl güzel güzel kullandık. Neyse efendim, başlayalım. Şunu takayım da böyle pilot gibi oldum ha. Vallahi bunu taktım. Şu anda Counter Strike vardı bizim zamanımızda ya. Şimdi başka başka oyunlar oynuyorlar. Counter Strike mı tak ya takmışken? Neyse açıyorum. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Amazon.com web sitemize girdik. Amazon.com, burada dikkat edeceğimiz nokta web sitemiz Amazon.com arkadaşlar. Com.tr'ye girersek apayrı bir aynı Amazon'da olsa apayrı bir arayüz, apayrı ürünler var. Türkiye'deki tedarikçilerin yolladığı ürünler. Biz Amerika'daki satıcılardan bağlanmak istiyoruz. Amazon.com'a giriyoruz. Bunu bir iki defa kontrol edelim. Zaten Türkçe dil seçeneği yok. Burada dil seçeneklerinde İngilizce var sadece, göreceksiniz. Burada Delivery to Erk, yani ben şu an login olmuş olduğum için hesapta direkt beni görüyor sistem. Siz ne yapacaksınız? Siz arkadaşlar buradan Create Account diyeceksiniz. Da şuradan göstereyim. Sign up diyeyim. Çıkış yapalım önce buradan. Tekrar dönelim ana sayfasına. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Şu arayüz, şu an login yapmadığım için Türkiye'de olduğum sadece IP adresinden gördüm. Şuradan New Customer, Start Here, yeni müşteri, buradan başla, sizi şuradan alalım diyor. Şuradan giriyorsunuz, buraya isim soy isim, şu kısma arkadaşlar e-mail adresinizi giriyorsunuz, şu kısma şifre, şu kısma da bir daha şifre, devam diyorsunuz. Size robot olmadığınızı doğrulamak için klasik işte bir arayüz çıkıyor, onu hallediyorsunuz. Oradan sonra e-mail adresinize bir kod yolluyor. O kodu girmenizi istiyor. Onu giriyorsunuz. E-mail adresinizi onaylıyorsunuz o ekranda. Bir sonraki adımda Türkiye'deki sitelerden biraz daha farklı. Belki Türkiye'deki siteler de başlamıştır, bilmiyorum. Cep telefon numaranızı istiyor. Cep telefon numaranızı giriyorsunuz ve cep telefonunuza da bir onay kodu yolluyor SMS'le. Onu da girip cep telefonunuzu onaylıyorsunuz. Bunun amacı bir kişi birden çok hesap açsın istemiyorlar. Ben de o yüzden zaten şu an sadece konuşuyorum. Yani bunları yapıp size gösteremiyorum. Çünkü cep telefon numaram zaten bir Amazon hesabıyla ilişkilendirilmiş durumda. O sebeple ne oluyor? Yeni hesap açamıyorum. Açamadığım için de size gösteremiyorum. Olsun. Siz de bu şekilde yapacağız. Zaten hesap açma işi bu. Şuradan giriş diyorum ben. Ve şuradan devam edip şu anda kendi hesabıma giriş yapıyorum. Hesabımıza girdik. Şimdi alışveriş yapmak istediğiniz ürünleri burada arkadaşlar. Bir sürü şey. Ben alışveriş sepetini attım gerçi ama alacaklarımı bakabilirsiniz. Buradan son baktığınız gibi. Invicta saatler çıktı. Invicta'lara baktığım için az önce. Yani işte her modelin neredeyse homojenini yapmış Invicta ama mekanik saatler dışındaki NH35 Seiko mekanizmalı çok şey. Ama bir sürü ürün var. Hani illa şey almak zorunda da değilsiniz saat. Bunu şu an edindiğiniz bilgileri yurt dışından Amerika'dan alışveriş yapmak için her zaman kullanabilirsiniz. Gayet de basit olduğunu göreceksiniz. Efendime söyleyelim. Bu video işinize yararsa da arkadaşlar bir beğeninizi alırım ha. Bir beğen yaparsanız videoyu güzel olur, seviniriz. Mesela şimdi şu modeli az önce inceledim. Baktık. Ne oldu? Ships to Turkey. Böyle yapmayalım da hadi o zaman şöyle göstereyim. Buraya Invicta Pro Diver dedik.
saat arıyoruz. Geldi saatler. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, Filtr.com falan artık alışveriş sitesi zaten kullanmışsınızdır. Türkiye'de bir online alışveriş yapmadıysanız yurt dışından hiç yapmayın zaten. Şimdi burada görüyorsunuz bu kuars olanı, bu bizim istediğimiz Submariner Homage otomatik olan, Seiko mekanizma olan. Artık ne alacağınızı bilerek girmişsinizdir siteye. O yüzden artık onu atmıyorum ama burada saçma sapan Invicta saatlerini görüyorsunuz. Invicta'yı çok sevmediğimi söylemiştim. Sanki Invicta reklamı yapıyormuşum gibi bir video çekiyorum şu an ama yani kesinlikle sevdiğim bir marka değil ama bu modelin fiyatına göre bence harika. Fiyatına göre harika. Yine altında çiziyoruz. Bütçeniz bu civarlarda ise alınabilecek en iyi mekanik saat olabilir. O yüzden de videosunu da bir videoda da bahsettiydik. Şimdi de buradan şey yapıyoruz. Burada dikkat ederseniz altında ürünlerin Ships to Turkey yazıyor. Şurada bakın görüyorsunuz. Şöyle seçeyim. Yani Türkiye'ye kargolanır. Şimdi bizim bakacağımız ürünler bunlar. Şu an tabii onlar önde çıkarttığı için diğerlerini göremiyorsun. Hepsinde var gibi gözüküyor ama aslında böyle değil. Türkiye'ye yollanmayan ürünler de var. Özellikle ona dikkat edeceksiniz. Altında Türkiye'ye yollanır yazanlardan seçeceksiniz. İşte mesela bunu açıyoruz. Çok güzel saat. Rolex Submariner'e benziyor. Seiko'nun NH35A mekanizması var. Görüyorsunuz. Seiko 4R35'in Seiko'nun dış piyasaya verdiği varyantı, öyle diyelim. İyi bir mekanizma. Dayanıklı, fiyatına göre çok iyi. Yani bu mekanizmalı bir saati bu fiyatlara Invicta'nın satıyor olması enteresan. Hala gördüğünüz gibi arkadaşlar, fotoğraflar falan filan. Buradan önemli olan saat $81.98 şu anda Amerika'da arkadaşlar. Şurada hemen altına görüyorsunuz. Estimated total cost dediği $115.63. Shipping yani kargo, Amerika'dan Türkiye'ye kargo ve import fees yani gümrük vergileriniz dahil fiyat. Yani sizin ödeyeceğiniz net son nihai size maliyeti. Burada yazan rakam. Bunu sepete ekliyoruz add to cart'a basıp. Ben eklediğim için şimdi diğerlerini de şey yapmıyorum. Zaten sepeti hazırladım. Video çok uzun olmasın. Sonra kapatıyorsunuz, zıplıyorsunuz, kaçıyorsunuz diye geçiyorsunuz. Diğer beğendiğiniz saati de ekliyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Nereye geliyoruz? Buradan çıkıp sepetimize gidiyoruz. Bizim sepetimiz burada. 4 tane eklemişim. 4 tane Invicta. Farklı farklı modeller. 4 tane alınca ne oluyor? Yani 2 tane saatin kargo parasına 4 tane saat almışsınız gibi oluyor aslında. İyi oluyor yani. Oradan bir ekonomik oluyor. İsteyen arkadaşlarım da vardı zaten bu saatten. Onlara veririm. Falan filan bakarız. Total 268. Burada adres girmenizi isteyecek. Adresi gireceksiniz. Ben tabii bunları hep girdiğim için şu anda benden şey yapmıyor ama şuradan proceed to checkout deyip yani ödemeye geçelim diyor. Girmiş olduğum adres geldi. Daha önceden siparişlerimden kalmış olan şurada. Sizin yoksa sizin adres girmenizi isteyecek. Telefon numarası girmenizi isteyecek. Bunları yapacaksınız. Bir kereye mahsus. Sonra zaten kayıtta kalıyor. Diyoruz ki deliver to this adres. Daha önce alışveriş yaptıysanız bu çıkacak. Yani buraya yolla. Bayini bir adres girmek isterseniz aşağıya girebilirsiniz. Ne oldu? Kartlar. Bu da daha önce buraya kart girmişiz. Yani şimdi kart bilgilerini tabii zaten göstermenin bir alemi yok. Bir anma hizmeti yapmayalım ülke çapında. Burada ödeme sisteminde kayıtlı olan kartlarınız, eşyalarınız gözüküyor. Kart burada. Bunları diyeceğiz. Diğer ödeme seçenekleri zaten Türkiye'yi desteklemiyor. Çek, Amerikan çeki, işte Amazon kart falan filan. Burada ben kartın en önemli triklerden birisi arkadaşlar. Şimdi burayı iyi dinleyin lütfen. Çok rica ediyorum. Yurt dışına alışveriş yaparken kredi kartımız tabii ki Türkiye'deki bir bankaya ait kredi kartı kullandığımız için normalde sizin dolar olarak gördüğünüz rakamları bankanız, kredi kartınız sizden bunu bankalar arası döviz kuru piyasasındaki kura göre o an neyse TL'ye çevirip çekiyor. Böyle olduğu zaman da bu bankalar arası kur normal kurun bayağı üstünde oluyor normalde. Bir zararınız olmuş oluyor. Bunu engellemenin en kolay yolu kredi kartınızın ekstra seçeneklerinde dolar, euro ekstrelerini de aktif etmeniz. Bu online bankacılıktan yapabilirsiniz. Artık hemen hemen Türkiye'deki bütün kredi kartlarında var herhalde bu özellik. Ne oluyor o zaman? Dolar ekstresi ayrı, euro ekstresi ayrı, Türk lirası ekstresi ayrı geliyor. Ay sonunda kart ekstreniz geldiği zaman. Dolar ekstresini dolar olarak yatırıyorsunuz. TL'ye çevirmeye gerek yok. Ne olmuş oluyor? Siz diyelim bugün burada harcama yaptınız. $360. Hemen harcamayı yaptığınız gün online bankacılıktan da girip $360 satın alırsanız normal internet kuru üzerinden, ki daha iyi artık internet kurları biliyorsunuz. $360 cebinizde kenarda durur. Kartın ekstresi geldiği zaman da $360'la kartın ekstresini ödersiniz, kart borcunu. Ne olmuş olur? Böylece herhangi bir kur, çapraz kur
zararına uğramış olursunuz. Yani kredi kartınızın dolar ekstresini, döviz ekstrelerini aktif etmiş olursanız, varsayılan olarak öyle olmayabilir bazı bankalarda, bilmiyorum artık herkesin bankası şeyi farklı. Burada Amazon size onu soruyor. Change card currency kısmında ben dolar olarak seçtiğim için zaten dolar olarak çekecek kartımdan. Ben de dolar olarak yatıracağım Türkiye'de. Bu Garanti Bankası kartıydı. Garanti Bankası'ndan dolar alacağım. O doları yatıracağım kartın ekstresi kesildiği zaman. Bu kadar basit. Buradan devam ediyoruz. Şimdi bu trik yalnız güzel bir triktir ha. Şuradan devam ettik. Evet, geldik bu ekrana. Burada da ne görüyoruz? Son ekranda artık kart bilgilerini girin diyor. Zaten girmiştik. Burada şu kısım arkadaşlar sizde olmayabilir. Zaten yoksa bunu girmenizi isteyecek. TC kimlik numarası. Bu da dediğim gibi gümrük vergisi işleyen Amazon sizin adınızı hallettiği için her şeyi. Bir TC kimlik numarası lazım Türkiye gümrüğünde. Kimin aldığının sorgulaması için. Bunu ilk siparişinizi verirken bir kereye mahsus istiyor. Girmiş olmanız gerekiyor. Yani ID confirmation diye gözüküyor. Orada ID kısmını seçtiniz mi zaten Türkiye'de olduğu için TC kimlik numarası çıkıyor. Yazıyorsunuz bir kereye mahsus. Yani o TC kimlik numarasına yolluyor. Geliyoruz burada siparişin ana kısmına. Görüyorsunuz 4 tane ürün. 268 dolar. 25 dolar kargo. 4 tane saat için çok iyi. Yani işte birden fazla saat aldığımız için tabii. 293.22 total before tax. Yani vergiden önceki son brüt. Burada da Amerika'da vergi yok, sıfır. Türkiye'de de gümrük vergisi, import fees, ithalat bedeli diye onlar da geçiyor. Bizim gümrük vergisi yani 58.63 dolarda o. Ne oldu? 351.85 dolara arkadaşlar, 351.85 dolara bu siparişi place your order'a bastığımız zaman vermiş oluyoruz ve ürünler hazırlanıp bize yollanıyor. Evet arkadaşlar, siparişimizi geçtik. 4 tane saatimizi, şimdi buradan sonra ne olacak ondan bahsedelim. Buradan sonra, bu dakikadan sonra Amazon bu 4 tane yani sepete eklediğimiz, siparişini verdiğimiz ürünlerin hepsini toplayacak. Tek bir paket haline getirecek ve bu tek paketi kargo ile bize olacak. Bunların hazırlanması, paket hazırlanma süreci 1 hafta falan bulabiliyor. Endişe etmeye gerek yok, o süre boyunca ne oldu falan, paniklere girmeyin. Yani şimdi böyle bir video çektik. Elimizi taşın altına soktuk insanlara yol gösterelim diye ama yani strese falan girecek bir şey yok. Amazon'dan alışveriş yaptığınız sonunda arkadaşlar. Kredi kartınızı yaptığınız her şeyi de legal. Neyse yani panik olmayın. Bir hafta falan paketin hazırlanması sürecek. Tedariği halledecek Amazon. Sonra tek paket olarak size yollayacak. O zaman zaten size bir e-mail de gelecek. Yani paketiniz yola çıktı diye. Türkiye'ye gelmesi paketin 2 haftayı falan buluyor. Belki 3 haftayı buluyor. Bazen 1 haftada artık. Şansa göre, o anki yoğunluğa göre diyelim. Amazon kendi uluslararası anlaşmalı olduğu kargo şirketiyle yolluyor. Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye gümrüğünde gerekli işlemleri yine Amazon sizin adınıza yapıyor. Yani zaten ödedik az önce fark ettiyseniz vergiyi de, gümrük vergisini. O gümrük vergisini Türk devletine ödüyor. Yani mal ananızın aksütü gibi helal, yine söylediğim gibi arkadaşlar. Vergisi falan ödenmiş bir şekilde. Gümrükte 1-2 gün gümrük işlemleri sürüyor. Otomatik zaten bunların hepsi üzerinde faturası her şeyle beraber geldiği için. 1-2 gün sonra da gümrükten çıktıktan sonra Amazon'un en son Aras Kargo ile Türkiye'de anlaşmalı oldu. Aras Kargo paketi alıyor. Evinize normal sanki Türkiye'de alışveriş yapmışsınız gibi kapınızı getirip teslim ediyor. Hiç para mara hiçbir şey ödemiyorsunuz. Burada ödediklerimizin dışında hiçbir şey ödemiyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bir imza atmıyorsunuz. Bir şunu bunu. Yani her şey hazır yani gördüğünüz gibi. Ha, Türkiye'deki bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapmakla buradan alışveriş yapmak arasındaki fark ne? 3 gün 5 günde geleceğine 3 haftada 4 haftada geliyor. Ha, belli de olmuyor, bazen 10 günde geldiği de oldu, 5 günde geldi de oldu. Bazen yurt içinde aldığınız mal o kadar hızlı gelmediği olabiliyor tedarikçilerle alakalı. Ama güvenli ve şey, ben yani bunun gibi başka siteler de var. Onlarla ilgili de videolar çekeceğim yani. Lakin ilk olarak Amazon'dan başlayalım istedim. İleride diğerleriyle ilgili de videolar çekeriz. Saat aldım, diğer ürünleri de aldım. Yani buradan illa saat alacaksınız bir şey de yok. Amazon'dan alışveriş yapmayı öğrendiniz artık. Yani Amerika'daki Amazon'da Türkiye'de bulamadığınız Ships to Turkey altında yazması yeter. Türkiye'ye kargolanır yazması yeter. Türkiye'ye kargolanan herhangi bir ürünü vergisiyle, gümrüğüyle falan hesaplığıyla kitabıyla uğraşmadan, zaten görüyorsunuz ödemeden önce ne ödediyseniz o. Üstüne bir masraf gelmeden satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda yine birçok saat severi zehirlediğimi düşünüyorum. Bu video sayesinde birçok kişi tekrar yeni saatler alabilir Amazon'dan. Alırsa da bana kızmayın. Bununla alakalı video çekmiştim. Saat severlerin yaptığı, koleksiyonerlerin yaptığı 4 atlar falan diye. Onu izleyin, tekrar izleyin. Yani terzinin şeyi olsa kendi söküğünü dikemezmiş biliyorsunuz. Neyse efendim, öyle de bir laf vardı, şimdi terzi kendini sökemez de. Kelin ilacı olsa, ha doğrusu. Onu birleştirdim Max. Kelin ilacı olsa yani önce kendi başına söylüyorum. Kel de biraz, o da var ya. Neyse. Geyik oldu yine.
Invicta ProDiver'ın da içinde bulunduğu en çok beğenilen ve 2000 TL altına mal edilebilecek en iyi 10 mekanik saat videomu şuraya koyuyorum. Buradan sonra o videoyla devam ederseniz oradaki saatleri de bu sitede daha kolay bulabilirsiniz. Türkiye'de bulamadıklarınızı aklınızda olsun. Güzel bir rehber. O rehbere de bakın. En son olarak ne diyoruz? Mesaj geldi ya. Bu nasıl şey? En son olarak ne diyoruz? Hoşça kalın arkadaşlar. Saatlerle kalın arkadaşlar.